AKP iktidarı yükselen döviz ateşine karşı ilk akla gelen enstrümanları kullanmayıp günü kurtarma yolunu seçince kur korumalı mevduat sistemi ortaya çıkmıştı. Daha iyi anlaşılması için özetlersek, fakirden al zengine ver sistemi. Yani tersten Robin Hood. En son kura endeksli Türk lirası dedik, bütün oyunları bozuldu. Parasını bankada tutan sermaye sahiplerine bankanın verdiği faiz yanında, dolar ve euro yükselirse oluşacak kur farkı hazine tarafından ödenecekti. Para yatıranlar 3, 6, 9 ve 12 aylık zaman dilimlerinde kur farkını ceplerine indirecekti. Halk ağzıyla kılçıksız para. Hatta işi sağlama alıp fetvasını bile aldılar. Bu hibedir. Devlet bazen uygun gördüğü yerlerde halka hibe verebilir. Bu hibeleri almakta halk açısından hiçbir sakınca yoktur. Tabii hazine garantisi verilince sıcak para bankalara aktı. Sıcak para isteyen saray yönetimi de parasını büyüten zengin de bu durumdan memnun kaldı. Ne de olsa hükümet devletin kasasını parası olanlara peşkeş çekti. Hem de Türk lirasının itibarını eze eze. Türk lirası şu anda en zayıf durum. Yani gideceği bir yer yok. Yani vatandaş rahat etsin. Sermaye sahipleri ilk vade döneminde 14 milyar lira kur farkı aldı. Haziranda 16 milyar liraya, Temmuz'da 23 milyar liraya yükselen kur farkı ödemesi parası olanların iştahını kabarttıkça kabarttı. Sisteme katılan şirket ve vatandaş sayısı 2 milyonu geçti. Ancak ekonomide sihirbazlık numaraları bile vadeyle işleyince sistem ikaz vermeye başladı. Bol kepçeden ödenen ballı kazanç 25 Ekim 2022 tarihinde sona erdi. 20 Aralık 2021'den bu yana 3 ayda bir kur farkı alan vatandaşlara ilk kez 25 Ekim 2022'de tek kuruş kur farkı ödenmedi. Dolar sabit kalınca kur farkı sıfırlanmış oldu. Sıcak parayı büyütmek isteyenler için sistem miadını doldurmuş oldu. Artık sermaye sahipleri paralarına para katamayacak. Ancak burada ecel terlerini döken adrese saray yönetimi. Mesela Kurtuluş Savaşı başlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tekalif-i Milliye denilen 10 maddelik bir emir yayınlamıştır. Savaşta ihtiyaç duyulan hemen her malzemenin belirli bir oranı talep edilmiştir. Evet, tam olarak aklınıza gelen ihtimal onları fena korkutuyor. Çünkü bu sistemle birlikte bankalarda 1.4 trilyon para birikti. Şimdi sermaye bankadan çıkarsa hem de seçim öncesinde hem de saray yönetiminin direksiyonu kaybetmemek için muslukları açtığı dönemde hem deleri çoğaltmak mümkün. Kur farkı da yeni giren paralarla geçen ay 9 milyar lira azaldı. Ekim'de kur farkı sıfırlandı. Dolar 19 lira olsa bile bankada parası olanlara hazineden ödenecek para çok düşük kalacak. 15 liradan, 16 liradan, 17 liradan dolarını alanlar var. Kim bunlar? Büyük finansörler değil. Ama çarpılan kim oldu? Küçük yatırımcılar. Her zaman olduğu gibi. Dolar yükselmediği için kur farkı alamayanlar, faiz ve katılım getirisi de düşünce yeni arayışlara girdi. Böyle olunca bankalara para girişi de yavaşladı. Şimdi ne olacak? Kestirmek zor. Ancak sıcak para sahipleri her zaman kazanma odaklı düşündükleri için paralarını çekmeleri büyük ihtimal. Biriken paranın 1.4 trilyonun yarısı bile çekilse bu sistemi kilitleyecek. Seçim ortamında bu paranın dövize kayması muhtemel olduğu için kabak birilerinin başına patlayacak. Milletime güveniyorum. Bu içi boş bir söz değil. Erdoğan ve ekibi şimdi bu paraları sistemde tutmanın yollarını arıyor. Pimi çekilmiş el bombasına benzetilen 1.4 trilyon liranın yarısıyla fiziki dolar alınması halinde bile dövizin yeniden fırlayacağını bilen ekonomi yönetimi borsa propagandası yapıyor. Ancak kur korumada parası olanların %40'ının borsayı iyi bilmediği ve bu yüzden hisse alıp satmaya sıcak bakmadığı bilinen bir gerçek. Saray yönetimi haliyle bu durumu hesap ettiği için seçime kadar farklı sihirbazlıklarla parayı sistemde tutmaya çalışacak. Kimse sonrasını düşünmediği için Erdoğan'ın seçim öncesi kasayı patlatma girişimleri de bunun en büyük göstergesi olarak okunuyor. Bunlar sanki Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek. Ya yalan söylemeyin bu millet. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.